Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2024 hububat alım döneminde de önceliklerinin yine deprem bölgesi olacağını söyledi. İnşallah toplantının sonunda bir sonuç bildirgesi. Bütün kurumlar devlet üzerine düşen bütün görevleri yerine getirmeye çalıştı ve devam ediyor. Devletin her biriminde, her yönetim kademesinde en öncelikli çalışma deprem bölgesindeki ihtiyaçların bir an önce karşılanması ve orada normal hayat düzeninin yeniden oluşması, üretimin yeniden devam etmesi ve ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak. Bütün amaç, bütün mesailerin ilki deprem bölgesine teksif edilmiş durumda. Tarım Orman Bakanlığı'na bakıldığı zaman da bütün planlamalarını deprem bölgesi öncelikli olarak yapmıştır. Bütün birimleriyle. TEMO açısından söyleyecek olursak depremle beraber biliyorsunuz biz özellikle o bölgedeki tüm üreticinin elinde olan ürünleri herhangi bir sınır, herhangi bir kota ve çeşit sınırlaması yapmadan görev alanımızdaki ürünleri bir satın alma karar aldık hızlı bir şekilde ilk hafta içerisinde. Ve en azından üreticilerin o ürünlerin muhafazasında sıkıntı çekmemelerini, nakde dönüşmelerini, dönüştürmelerini sağladık ve 1,5 milyarlık bir ürünü ta o zaman Mart ayında almış olduk. Yani Şubat, Mart ayında bir aylık dönemde almış olduk. O bir rahatlama sağladı. Akabinde de hasat döneminde biz tabii ülke genelinde faaliyet gösterdik ama deprem bölgesindeki tüm illerimizin hububat üreticilerinin öncelikle kendi depolarımıza ve lisans depolara ürün akışlarında bir eksiklik olmaması için alım yeri sayılarını artırdık. Mümkün olduğu kadar onlara yakın yerlerde alım yapmaya çalıştık ve ödemelerini de bir an evvel gerçekleştirdik çok şükür. Ve tarımsal açıdan üreticilerimiz büyük bir mağduriyet yaşamadılar. Zaten tarlada bir depremden dolayı bir zayiat söz konusu değildi. Ürünler de bereketli geldi. Çoğunu da biz aldık ve üreticilerimize bedellerini de ödedik. İnşallah 2024'te de bu süreç devam edecek. Öncelik devletin her biriminde olduğu gibi Tarım Bakanlığı tarafında da, TEMO tarafında da deprem bölgesine ilgililerimiz bizim öncelikli baktığımız, ilgilendiğimiz alanlar olacaktır. Kesinlikle bu bölgeler bizim her zaman göz altında öncelikle bulunduracağımız yerlerdir. Zaten sıklıkla bölgeye seyahat ediyoruz. Üst düzey yöneticiler Tarım Bakanlığı'nın ve TEMO'nun yöneticileri olarak çok sıklıkla il il, ilçe ilçe ziyaretlerimiz var. Oradaki ekiplerimizi güçlendirdik, başka yerlerden personellerle takviye yaptık. Bir eksiklik hissettirmemeye çalıştık. Bu süreç devam edecek. İnşallah her şey normale döner kadar da böyle devam edecek.